Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Yeşim'le Mutlu. Bugünkü videomuzun konusu ne olacak? Yüksek lisansla alakalı benim de tecrübe ettiğim, sizlerin de bilmesini gerektiğim birkaç öneriden bahsedeceğim. Bazı noktaları atlıyor olabilirim ama benim deneyimlediğim süreçte, kendi deneyimlerimden yola çıkarak önemli bulduğum bazı noktaları size anlatmak istiyorum. Bu yüzden bazı kaçırdığım noktalar varsa şimdiden affola. Şimdi yüksek lisans dediğimiz şey, bu işte mezun olursunuz, istediğiniz bir ana dal üzerinde enstitüsünde bir yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir beslenme ve diyetetik mezunu olduğunuzda fitoterapi ana dalında yüksek lisans yapabilirsiniz. Şöyle oluyor, fitoterapi uzmanı olabiliyorsunuz ancak uzman diyetisyen olamıyorsunuz. Kendi bilim dalı üzerinizde yüksek yaparsanız uzman ismini alıyorsunuz, uzmanlaşmış oluyorsunuz. Örnek veriyorum, beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldunuz. Beslenme ve diyetetik ana bilim dalından yüksek lisans yapıp bunu bitirdiğinizde uzman diyetisyen olursunuz. Şimdi yüksek lisanslar tezli ve tezsiz olarak da ikiye ayrılır. Tezsiz olanları genellikle bir sene içerisinde eğitim müfredatı görüyorsunuz. Yüksek lisansa dair ve mezun olduğunuzda uzman oluyorsunuz. Ancak tezsiz yaptığınız için doktora yapma şansınız olmuyor. Doktora mutlaka tezli bir yüksek lisans istiyor. Bundan dolayı tezli yaparsanız 2 sene, tezsiz yaparsanız 1 sene oluyor. Ben şu an Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda şu anda Yeditepe Üniversitesi'ne Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Daha sonrasında Allah kısmet ederse belki doktoraya doğru da ilerlerim. Bir tezli ve tezsiz olabiliyor. Bu yüzden örnek veriyorum, işletme okuyan biri de beslenme ve diyetetik ana bilim dalında yüksek lisans yapabiliyor. Aynı şekilde siz de örnek veriyorum Boğaziçi'nin psikoloji bölümünde yeme bozuklukları üzerine bir yüksek lisans yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize, kariyer olarak nasıl ilerlemek istediğinize bağlı. Şimdi şöyle bir durum var. Yüksek lisans için neler gerekli? Yüksek lisans başvuruları için ALES, YÖKDİL'i EDS, yani dil puanı ve not ortalamanız gerekiyor. Benim bildiğim bu 3. Bir de aynı zamanda üniversitelerin sınav dönemleri oluyor. O mülakatlara katılıp oradan bir puan alıyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. ALES puanı neredeyse sizin girme şansınızı %50 etkileyen. Çünkü %50 puanı ALES üzerinden puan alınıyor. Şimdi şu sizi yanıltmasın. Bu benim bazı arkadaşlarımın da benim de kaçırdığım noktalardan biri olmuştu. Örnek veriyorum. Diyor ki üniversite 50 barajını diyor, ben diyor yüksek lisansı kabul ederim, sayarım. Yani şunu demek istiyorum. ALES'ten 50'yi geçerseniz ben sizi alma şartını kabul ediyorum. Daha sonra değerlendireceğiz diyor. Bu yüzden de sizin kafanızda şu olmasın. Hani ben 50'yi geçtim. ALES'e beni alabilme şansı bayağı yüksek o zaman. Hayır. Şimdi dediğim gibi mülakata giriyorsunuz, yok dil puanınız var, dil ortalamanız var. Bunların hepsine baktığında ALES puanınızın %50'si gibi büyük miktarları aldıkları için ALES puanı yüksek lisansa girme şansınızı oldukça etkiliyor. Yani örnek veriyorum, 55 aldım, ben bir sonraki dönem girmeyeyim, yapmayın. Ve benim şimdi ALES puanları yanlış bilmiyorsam 5 yıl geçerli oluyor. Bu yüzden de üniversite sınavında bitirdikten, kazandıktan sonra bir ALES sınavına girilebilirse, örnek veriyorum, daha taze bilgilerle matematiği daha taze çözebildiğiniz için ALES puanınız daha yüksek alabilirsiniz. Ben böyle yapmadım ama yapmak daha mantıklı olurmuş. O yüzden size tavsiye olarak buradan bahsediyorum. YÖKDİL ve YDS puanları ile ilgili olarak da bence sınava girmeden önce ne kadar İngilizcenize güveniyor olursanız olun, YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. Çok güzel video anlatan yerler var. Ben de YÖKDİL'e girmeden önce biraz bakınmıştım oralara. Kendinize bir kitapçık alabilirsiniz. Test çıkmış soruları çözebilirsiniz. Sizlere tavsiye. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ikincisi olarak dereceyle mezun oldum. Aynı zamanda hem beslenme ve diyetetik bölümünde ikinci oldum hem de fakülte ikincisi oldum. Bu yüzden de benim yüksek lisans bursum var. Yüksek lisansa girdiğimde benim bursum var. Bundan dolayı ben burslu bir şekilde yüksek lisans okuyorum şu an Yeditepe Üniversitesi'nde. Bu bilgiyi neden veriyorum sizlere? Şu açıdan önemli. Şimdi bizler Yeditepe Üniversitesi'nde işte birinci olan arkadaşım, ikinci olan ben, üçüncü olan arkadaşım, bizler hep bursumuz var sanıyoruz. Birincinin net bursu var. İki ve üçün de bursları var diyebiliyoruz biz. Daha sonra kayıt olduğumuz gün bizlere bursumuzun olmadığı söylenildi. Allah Allah, neden falan diye araştırırken bize şöyle bir yanıtla geldiler. Sizler 2014 girişlisiniz. 2014'e girdiğinizde bu okulun mevzuatında fakülte bölüm derecelerine burs yok diye.
sizin gördükleriniz 2016 yılından sonra. Yani şunu demek istiyorum. Mezun olduğunuz yılın mevzuatını iyi bilin. Daha sonra örnek veriyorum 2019 girişlilere tanınmış şansı kendinize tanınmış sanmayın. Ha şöyle, Yeditepe sağ olsun burs olarak gerçekten yardımcı olan bir okul. Daha sonra ben ve arkadaşım dedik ki biz hem bölüm derecemiz var, hem fakülte derecemiz var. Bence bir eğitim ve öğretime önem vermiş bir üniversite olarak ve 2016 girişliye bursu hak ediyorsa bizler nasıl hak etmeyiz? Bizlere de lütfen burs verir misiniz diye dilekçede bulunduk. İşte derecemizin olduğunu belgeleyecek kağıtlarla yetkili kişilere ulaştığımızda sağ olsunlar bize aslında başta hak ettiğimiz bursu tekrar verdiler. Ama o 2-3 günde çektiğim sıkıntıyı ben bilirim. Çünkü hani bursunuz var sanıyorsunuz. Okuldan dereceyle mezun oluyorsunuz ve size diyorlar ki sen yüksek lisansta senin bursun yok diye. Ama öyle bir durum olmadı, Allah'ıma şükürler olsun, çünkü zora sokar yani. Şu anlamda sadece maddi açıdan değil, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şeyi kazanamadığınızda ben neye çabaladım o zaman oluyorsunuz maalesef. O yüzden dediğim gibi girdiğiniz yılın mevzuatına çok dikkatli bakın. Sizlere ne hak tanınmış, bunlara çok çok iyi bakın. Bundan başım yandığı için sizlere tavsiye olarak söylemiş oluyorum bunu. Bu noktaya değindikten sonra şimdi başka ne noktalarına dikkat edebilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Her üniversitenin yüksek lisans başvuru zamanları farklı zamanlardır. Bundan dolayı lütfen düşündüğünüz üniversitelerin, yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerine bakmış olup başvurularınızı gerçekleştirmiş olun. Birden fazla yüksek lisans için bir yere başvurursanız belki bir yerden kazanamadığınızda diğer yerden kazanmış olduğunuz için orada yapmaya devam edebilirsiniz. Ya da sizin halinizde bir üniversite vardır ve orada yapmak istiyorsunuzdur. Tamamen size kalmış. Başta da dediğim gibi ALES puanına oldukça dikkat edin. YÖK dil puanı, YDS puanı da oldukça önemli. YÖK dil biraz daha kolay oluyor diyorlar ve dil puanları da eşlenik olduğu için sen YÖK dilden mi o puan aldın, YDS'den mi aldın diye bakmıyorlar. Ama bu sene, ben geçen sene YÖK dile girdim. Bu sene YÖK dile girenler dediler ki YDS kadar zordu. Yani sanırım onu da maalesef zorlaştırmaya başlamışlar. Şimdi yüksek lisansa başladığınızda neler oluyor? Biraz da onlardan bahsedeyim. Şimdi benim kendimce düşündüğüm ve gerçekleşmediği için sizlere de bahsetmek istediğim. Şimdi yüksek lisansta genellikle çok güzel dersler oluyor. Spesifik dersler oluyor. Ama o spesifik dersleri hocalar anlatmıyor. Siz genelde sunum yapıyorsunuz. Sürekli sunumla geçiyor. Aslında bu sizi mesleki hayatınızdaki pratikliğinizi de arttırmış oluyor. Akademik klinik bilgileri araştırıyorsunuz. Sürekli bir makaleden bahsetmek zorundasınız. Havadan, bir gazeteden duyduğunuz bir yazıyı siz o sunuma koyamazsınız. Tamamen klinik, tamamen bu sürece dayalı, tamamen bilimsel içeriklere bakmanız gerekiyor. Bizlerden Yeditepe Üniversitesi olarak birinci yılın ilk döneminin sonunda bizden tez konumuz istenilmiş oluyor. Yani tez konunuzu belirleyin. Daha sonra ikinci senesinde, yüksek lisansın ikinci senesinde dersler olmuyor. Genellikle hocalarla görüşme, tez sürecini yönetme başlıyor. Ama ilk yıl dersler görüyorsunuz. İşte örnek veriyorum, biz metabolizma dersi görüyoruz. Örnek veriyorum, işte klinik nütrisyon dersi göreceğiz bir sonraki dönem. Bu tarz spesifikleşmiş dersler görmeye başlıyorsunuz. Biyoistatistik dersimiz var, SPSS öğreniyoruz. Araştırma yöntemlerini görüyoruz tekrardan. Bu tarz sizin hem tez döneminize yardımcı olacak hem de mesleki olarak sizin uzmanlaştıracak dersler görüyorsunuz. Aynı zamanda bazı okullar yarı dönemde yüksek lisans açabiliyorken bazı okullar yarı dönemde yüksek lisans açmayabiliyor. Bazı okullar başvuru yapmayacağız deseler de başvuru kontenjan açabiliyorlar. Bunların hepsinin sıkı takibinde olmanız gerekiyor. Böyle bir şeyden bahsedeceğim. Örnek veriyorum, 4. sınıfa geldin. Dediniz ki ben mezun olur olmaz bir yüksek lisansa başlayayım. İşte ilk dönem değil de 2. dönem ALES'e girdiniz. ALES puanınız düşük geldi. Şimdi şöyle bir şansınız olmuyor. ALES puanınız düşük. Bir sonraki dönem başlamak istiyorsunuz. O dönem o ALES puanınızı telafi edecek bir şey olmuyor. Bundan dolayı siz ALES sınavına ne kadar fazla girerseniz, bu demek değil ki her sene, her iki dönemde de girin. Örnek veriyorum, 3. sınıfın 2. döneminde girin. Zaten yüksek bir puan aldınız. 80, 85, 90 aldınız. Tamam, onu cepte zaten. Ama
Örnek veriyorum 60 aldınız, deneyimlediniz. 4. sınıfta bir daha girme şansınız olabilir. Ya da 4. sınıfın 2. dönemini bekleyene kadar ilk döneminden girip 2. şansınızı orada kullanabilirsiniz. Ya da en başta dediğim gibi 5 sene geçerli olduğunu bildiğim için üniversiteden mezun olur olmaz girerseniz bu matematik çünkü biraz YGS matematiği. Bizim zamanda YGS'ydi ne diye geçiyor? İşte trigonometriler, integraller yok da işte problemlerin olduğu, işte x, y, z'lerin, a, b, c sayılarını bulmaya çalıştığımız biraz YGS üzerine olan daha ilk temel matematik 1 diye geçen seviyede sorular çıkıyor. Türkçe zaten anlama, işte yok dil bilgisi aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır, d, ki, ki, ki o tarz değil, yukarıdaki paragrafı anlama olarak çıkıyor. YÖK dilinin şöyle bir avantajı oluyor. YÖK dilde sizin örnek veriyorum beslenme ve diyetetik bölümü okuyorsunuz. Beslenme ve diyetetik bölümüne ayrı bir sınav yapmıyorlar. Sağlık diye bir bölümleri var. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum siz beslenme ve diyetetik bölümü okurken sürekli işte obezite kelimesine, işte vücut ölçüm kelimelerine, anatomi ve fizyoloji kelimelerine alışkın oluyorsunuz. Orada geçen cümlelere alışkın oluyorsunuz. Orada da size ona benzer cümleler geçtiğinde kelimeleri hatırlamanız, cümlenin düzenini hatırlamanız daha kolay olabiliyor. Ama YDS genel böyle tam bir İngilizce gibi olduğu için biraz daha zorlanıyor kişiler. Örnek veriyorum, mühendislik okuyorsanız onlar fen bilimin fen diye geçiyordu. Genelde işte o tarz terimleri görmüş oluyorsunuz. İşte vibration'lar olsun, dinamik olsun, statik olsun bu tarz kelimeler orada geçmiş oluyor. Bu yüzden de biraz daha YÖK dili ben öneririm. Sonrasında okullarda sınavlar nasıl oluyor onlardan bahsedeyim. Ben sadece tek bir kere başvurduğumda yani tek bir Yeditepe'ye başvurdum oraya alındım. Ben başka okul düşünmedim zaten bursum vardı. Şöyle bir durum var. Şimdi bir de şöyle bir nokta var. Şuna dikkat edin. Şimdi sizler mezun olduğunuzda bir işe girecek olabilirsiniz. İzin günlerinizi ayarlayacak olabilirsiniz. Örnek veriyorum bazı okullar cumartesi ve pazar günleri yapıyor. Bazı okullar var ki örnek veriyorum perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ya da bazı okullar var ki ikinci öğretim oluyor. Akşam 4'ten 5'ten sonra ders oluyor. İş çıkışına gidebiliyorsunuz. Örneğin Yeditepe Üniversitesi bizim perşembe günleri sabah 9'dan akşam 6'ya hatta 7'ye kadar. Bu yüzden sizin bu örneğin yüksek lisansa başvurmadan önce bir yerde işe girerseniz başvuracağınız okulların yüksek lisans günlerine dikkat edin. Yüksek lisansta devamsızlığa daha çok dikkat ediliyor. Mesela iki devamsızlık hakkından sonra kalıyorsunuz. Geçme notu 70'in üstü. Yani önceden okullarda 50 geçme üstüyken şu an CC yüksek lisansta geçme notu oluyor. Bu yüzden de dersleri ihmal etmemeniz, derslere gelmeniz oldukça önemli. Bu yüzden gideceğiniz okulun hangi günlerinde yüksek lisans olduğunu okulları arayıp söylediğinizde, sorduğunuzda söylemeyebiliyorlar. Bu yüzden orada yüksek lisans yapan kişileri bulup danışın. Oradaki büyüklere, o kişilere danışarak öğrenmiş olun. Örnek veriyorum işte bir arkadaşım geçen gün bahsetti. Okulu 4 gün akşam 5'ten sonra diyor 4'ten sonra hani işe girsem 4 çıkış saati değil. Çok uzakta oturuyorum. Böyle olacağını bilmemiştim. Çünkü hangi günler olacağını söylemeyenler var. Belirlenmemiş bazı okullar günlerini net belirlemeyebiliyor. Diyor ki bu dönem bugün, bir sonraki dönem ne olacağı belli olmayabilir. Okuldan okula değişiyor dediğim gibi. Olarak okulun yapmış olduğu sınavlarda hangi bölüm dalında girecekseniz o ana bilim dalından sorular çıktığı için örnek veriyorum işletme okudunuz, beslenme diyetetik yapacaksınız. Biraz o konuları araştırın. O ana yani onların genel konuları neler? Bir göz atın. Hiç bilgisiz bir şekilde mülakata gitmeyin. Çünkü sizi sınav yaptıktan sonra sözlü mülakata alıyorlar. ALES puanı 100 olsun, YÖK dilin 100 olsun. Ondan sonra sınavın çok kötü olsun, kişinin karşısına çıktığında saygısızca otur, elinde belgelerin olmasın, işte CV'nizi götürün, YÖK dil, ALES belgelerinizin hepsini götürün ve karşılarında saygısızca konuştuğunuzda, ideallerinizden bahsedemediğinizde kişi isterse o kurul sizi almayabilir. Bundan dolayı tavırlarınıza da dikkat edin. Zaten edeceksinizdir. Ben sadece tavsiye olarak söylüyorum. Eminim eksiğim olmuştur. Değinmediğim noktalar olmuştur. Ama benim bu yüksek lisans sürecinde elde ettiğim tecrübelerden yola çıkarak sizlere tavsiyelerde bulunmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kurduğunuz her hayalinizin gerçekleşmesi dileğiyle, her şeyin çok kolay, huzurlu ve mutlu geçmesi dileğiyle, sağlıkla ve sevgiyle kalın.
Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.